Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İbo ne yapıyorsun be ya? Hemen geliyorum. İbo yalnız Burhan da sana nasıl bir kıyak yapmış? Şöyle Allah, ucundan göstereyim. İbo Kuluçka, Burhan abiye teşekkür ederiz. Asıl kıyak makinelerle yapmıştı ama böyle de ufak bir jest yapmış bize sağ olsun. Ufak derken iki paket burada müşterilerimiz de bugün gömdük. Sağ olsun. Güzeldi ama. Kesesine bereket olsun. Bizim artık Burhan dostumuz zaten ya. Yani sağ olsun eskiden beri. Arayıp goy goy muhabbet yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu makinalardan biliyorsunuz kullandık. Ben 3 senedir kullanıyorum değil mi İbo'yu? Aynen. 3 senedir inanılmaz bir olayımız var. Nasıl makinenin kullanımı rahat değil mi İbo? Rahat, ben bir şey yapmıyorum. Suyunu dolduruyorum. Vallahi. Ben söylemiştim değil mi? 2 tane daha bu canavardan geliyor diye. Söyledim. Hatta belki de Burhan'ı da getirtiriz. Burhan abiyle bugün diyorum. Geldiğinde burada videoda çekeriz. Tabii. Güzel olur. Şimdi bu makineyi arkadaşlar tamamen gelişim yapacağız. Bunun altında biliyorsunuz 4 sepet çıkımı var. Bu da çok büyük be ya. Büyük. Harbiden büyük yani. Oluyor, çok şükür. Şimdi şöyle 1600 gelişim, 1600 çıkımlık makinalarımız olacak. Yani 2 tane 1600 gelişim. Bir tane de 1600 çıkım olacak. Şuradan şöyle mi dönüyordu? Evet, böyle İbo benimle dalga geçiyordu arkadaşlar. Bu makineler böyle dönecek diye. Ama şimdi yani Allah var. Şöyle göstereceğim. Müşterisi geldi bizimkine yine. Şimdi dostlar bakın. Şu an sezon değil diyoruz. Makinenin durumunu görüyorsunuz. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Makinede şu an bak şu arkası da dolu arkadaşlar. Makinede şu an 2-4 sepet boşluğumuz var. Yani 4 sepet boşluk var. Kim geldi gitti? Bizim yandaki bir emanet bırakmışlardı da onu aldılar. Ha, Niyazi abinin paketi vardı. Niyazi abinin aldı. Şimdi onu diyordum İbo. Yani sezon değil bir şey değil değil mi? Yem fiyatları aldı başına gitti. Şu an herkes diyor ki tavuk bakılır mı bakılmaz mı? Ama makinamızda 4 sepet boşluk var. Bizim kendi amaç sayımız da fazla. Çıkıma da yumurta geliyor. Şimdi hatta Levent Bey'in de yumurtaları var. Levent abi ona da buradan belki izliyorsa selam. Levent abi takip ediyor ya. Bakacağız şimdi. İlk çıkımında Levent abi yapılmaması gerekenler listesini tamamen yapmıştı. Yumurtalar yıkanmış. Buzdolabında saklanmış. Sivrisi, yuvarlağı falan hiç bakılmamış. Bekletilmiş. Hatta 23-24 gün mü bekletmişlerdi bilsin diye. Ve inanılmaz bir çıkım oldu. Onun da videosunu çektik galiba. Tabii gelişi yani döl kontrolü videosunu çektik. İnanılmaz bir durumu vardı. Şimdi evet, merak ediyoruz. Şimdi de normal standart şartlarda biriktirdi. Evet. Bakalım ne oldu, ben şunu bir yandan da düzleştireyim de. Makine biliyorsunuz pistonu bayağı büyük olduğu için. Ama ne piston var makinede değil mi? 2 saatte dönüyor, kolum ağrıyor. Aslında Burhan'ın buna bir sistem getirmesi lazım. Tık diye dönmesi lazım. Değil mi abi? Burhan abi bir izliyorsan buradan bak yorumlara yaz böyle tık. Vakit değerli. Yani bak böyle. Bak kaç saniye bak şimdi say abi. 5 saniye önceden al. En aşağı 35 saniye falan. Şu an 3.20'lerde başladın. Bak 10 saniye oldu. Oho. Zaman şu dünyadaki en kıymetli şeydir. Vakit nakittir ha, diyoruz. Bak gidiyor 30 saniyen bitti şu an. Şimdi adam 1600 tane yumurta diyor ve bizim makine herhalde 2000'i geçiyor değil mi? O 1600 hikaye. Geçiyor. Yani o arkadaşlar dolara, bir sepet bir 80 tane alıyor diyorlar ama ben bir videomda 160 tane yumurta koydum ona küçük yumurtalardan. Sen de yani. Bu arada kazanma annem bitti. Süper. Biraz da ben bol sevdiğim için. Evet. Bol. Hava ablamızın da eline sağlık diyelim. Şimdi kafes türü de imalatına başlıyoruz. Demoyu gördüm, hoşuma gitti. Aynen. Yapacak şimdi, ölçü bekliyor. Hala dönüyor, kaç saniye oldu? Kaçta dönmüştüm, 25'te? 20'de galiba. 20'de ise 40, şu an 55 saniyede düzlendi bak. Daha düzlenmedi, daha gidiyor. Gidiyor 5 mi? 5 saniyesi daha. Hayatımdan bir dakikayı böyle. Burhan Bey, lütfen. Ama şöyle bir güzelliği var. Niye yumurtalarım bu kadar iyi çıkıyor? Bu aslında kötü bir şey değil. Tabii ki yavaş dönmesi. Yavaş işte, dönmesi yani efsane. 3 numara. Bizim mi? Bizim. İlk onu alalım o zaman. Sen geç ben kapatayım. İyi olur. Böyle oturduğum yerden video çekiyorum. Hep beni çalıştırıyordu arkadaşlar. Biraz önce muhabbeti oldu. Oturdum dedim ki videoyu başlatıyorum. Hatta oturarak başlamanın sebebi o. Hatta şöyle yerden yapayım daha rahat. Sen bizim efsane çöp kovasını niye almadın? Neyse böyle yapalım.
Şu ışıkları kapatıyorum. Şurayı da kapattım, tamamdır abi. Şimdi ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Ya bak şimdi ben Ligorinlerim. Tamam mı? Ligorinler bu arada bu posttaki çıkım satıldı arkadaşlar. Onu duyurayım. Böyle Kuluçka çıkım kontrol videosundan sonra mesajlar geliyor civcivleri alalım diye. Şu an bu Ligorinlerin, yani beyaz Ligorinlerin... Kaç tane olursa olsun. Aynen. Aha, ilk boş. Libo. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tabii çok da uzatmayayım. Biraz hızlı hızlı davranayım ben. Çünkü şimdi... burada hepsini yaparsak yaklaşık bir saat sürer. 3 boş ve birisi geldi. Arkadaşlar bir durduralım. Evet, İbo kısa sürdü. Evet, kısa sürdü. Sorucu bir arkadaş gelmiş. Bir şeyler sordu. Tabii ki onlara da kızmıyorum. İnsanlar haklı olarak bilgi almak istiyor. Bir de şöyle. Küçük bir hayvanat bahçesine döndü bizim dükkan. Bir de biz hayvanların tamamen içinde olduğumuz için birçok konu hakkında fikrimiz var. Yani bu çok önemli bence. İnsanların etkisini çekiyordur. Yani neyi sorsa cevaplayamadığımız tabii bir şey oluyor mu? Yok. Yani bütün detayına kadar akvaryum grubu, kuş grubu, tavuk, belki tavşan. Belki benim akvaryumda bir tık zayıf kalıyor olabilir bazı şeyler. Ama ilk zamanlara göre gayet başarılıyım. Şu an gayet iyiyiz. Kaç tane boşumuz var şu an? Şu an 4. Bakayım ne kaldı. En fazla bir tane daha çıkar bence. Bence çıkmaz ya. Yürü lan. Buradan da ne civciv çıkar ha. Bunun çıkım videosunu da çekelim. Aynen. Çıkım videosunu Ege diye bir kardeşimiz var. Çok ha, çıkım videosu çekmek istiyordu. Aynen. Dükkan telefonuna kay... La helal olsun diye bu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27 veya 26. Bir tık bir tane fazla saymış olabilirim. 26 dolu, 4 boş mu? Evet. Muazzam bilek yola. Bilek modlet boş. Aha, bilek modlet yine boş. İnanmıyorum. Hep dolu çıkardı. Tek horoz, tek tavuk evet, olan bir takım. Artı bir. Hepsi boş. Demek ki tüy falan bir şey yaptılar o arada. Bak hepsi boş. Ayıptır. Gümüş Ligorin. Alman. Alman kümesinden almışızdır onu. Ne bu? Senin yazın ama ne olduğunu anlamadım. R mi? J. Japonya. O muhtemelen zaten bizim Oroz'un rahmetli olduğu bilek zaman. Bilek motlet komple boş. Gümüş Ligorin. O boş o zaten kırık belli. Kırık yumurtaymış. Evet, GZ. Ya gold zibrit ya gümüş zibrit. İkisi de olabilir. Eyvah. Çıktığına tanırız. Tabii çıktığımda. Zibritlerde genelde de öyle sıkıntısı olmuyor. Gold zibriti, altın zibrit de AZ de yazabiliriz aslında. Annem yazdığı için bunları. İşte onları söylemek lazım. Alman yine boş. Gümüş Ligorin. Aa, bu da kılavuzmuş herhalde. Ne kadar küçük. Aha, Alman dolu. Bakalım ne çıkacak. Fauwerk yumurtasına çok benziyor Sultan. İnşallah. Şu Fauwerkler zaten bayağı onlar kaybımız olur oldu. Onlar Japonez olabilir. Ben Orlov'lardan çok merak ediyorum. Putin'i kaybettik. Gerçi bunlar çok önceki yumurtalar ama acaba hastalığı falan var mıydı? Hastalığı varsa şimdi bu yumurtaların çoğu boş çıkması lazım. Dolu. Şöyle Sultan'ı alalım. Berk sağlam çalışıyor bizim yeni Oroz. Bu neymiş? Brown. Brown Ligorin boş. Brown Ligorin Oroz öldüğü dönemdir belki de. Sultan. Bu aralar artık Sultan çıkmaya başlıyor. Şu an hazırda da var. 8-10 çok, tane. Çok güzel çıktılar bile. Hepsi standart. Ya videoda hepsini tek tek gösterdim hatta. Maşallah. Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Şimdi GSG'ler sanmıyorum ki boş çıksın. Horoz. Maşallah yani. Sanki biraz yarım kalmış gibi geldi ama. Bak dedim ya işte. Sağlam hayvan. İşte. Sultan, YSG civcivi soranlar vardı zaten, iyi oldu. Burası komple Orlov. Evet, Orlov'lara geldi sıra. Bunları merak ediyorum. Da bu sepet aha sıkıştı mı biraz? Bir tane sepet alayım. Ya al. Kaç tane müşteri yumurtamız var? Ha, zaten makine var, boş ki makine ya. Makine komple boş. Makineyi temizledik, onu da gösteririz. Yeni açtık zaten. Sen makine temizliyordun videoyu başlattığımızda. Aynen. Makinenin içi kurumadı bile daha.
İyiydi. Nem. Nem tabii canım. Nem. Bak şu an %75 kurumadığı için. Vay orloflar. Full çekiyor. Vay be harbiden. Bir tane kaldı. İşte horozda da bir şey yoktu ama Allah için. Ana bu nasıl gelişmiş? Bakın arkadaşlar. Canlı bir de. Harbiden canlı ama muhtemelen bir sakat doğum olacak. Aa bak ucundan çatlakmış. Bak, kırık bak. Yumurtadan civciv çıkar mı? Hadi bakalım. Gözüküyor mu? Şöyle göstersem yok, daha yok. Biraz önce çok iyi görünüyordu. Bak böyle. Hareket ediyor bak görüyor musun? Şöyle göstereyim. Sallama ulan. Şu an hareket etmiyor. Neyse. Evet. Şimdi 3, 5 ve 5 artı sırada birimiz var. 5 artımız var. Bu da bizim. Anam başım döndü birden kalkınca. Şöyle oturayım beni bu. İhtiyar adamım ben ya. Şuna boşlarını atarsın İbo. Şöyle geriye koyalım. Şunu şuraya koy yine. Burada brahmalar da var. Vay. O brahmalar horoz öldüğü dönem. Onlardan ben hiç umutlu değilim. Neyse aşağı Eren, şey... Eren'in... Boşa çıkan yumurtaları da bu arada artık atmayacağız. Aynen. Lakem Valdar. Dolu mu ikincisi? İkincisi dolu. Gold Brakel. Gold Brakel. Bir tane patlak yumurtamız var. Eyvah eyvah. Al onu oradan. Aslında doluymuş ama... Ya. Korkunç. Aslında... Ha gerçi şüpheli hiç yoktu değil mi? Evet. O öbürü doluydu lan. Bu mu? Evet. Değil miydi? Aa doluymuş. Dolu yumurtayı da atıyor adam. Şok şok şok. O brahmalar mümkün değil. Şansımızı denedik ama 14 günden fazla da horozsuz. Amerikanolarımız. Full dolu. Bakacağız. Bu bence boş. Boş boş. Boş. Yok, o biraz önce elindeki yumurta da boşluk görünmüyordu ya o yüzden full dolu dedim. O dolu. Dolu. Amerikanolar da başladı ya genelde sıkıntı olmuyor. Geçen çıkında dedin miştin sen biraz boş var diye. Ha geçenkinde biraz ama vardı. Ama bunlar tam tüy sonrası değil mi kabaca? 20 yani günü, aşağı yukarı evet. 20 gün geri geleceğiz en az. Hatta yumurtanın yapılması falan derken 25 gün tam tüy zamanları. Bak o da boş. Ama yine %50'nin üstünde gibi. Yok %50'nin bayağı üstündür. Sayısını evet. Saymadım ama 3 tane boş almışız. Yani o zaman bir şey çok da değilmiş yani. Burada zaten ha, bu çatlamış. Kırıkmış direkt. Kırık yumurtaları dükkana sattı. 2, 5, 6, 8, 12 tane dolu varmış ya. Ne %50'si? Sepet sepet yumurta. Eskiden ne heyecanlı oluyordu bu iş. Biraz heyecanını kaybetti sanki bu ya. Evet. Artık profesyonelleşti. Ama hobi tarafımız devam ediyor. Ama ben hala ilk çıkımda böyle bir bakıyorum. Cilcileri evet, seviyorum. Evet. Onlar videoya pek yansımıyor genelde ama. 3, 5... 5 artı demiştin. Artı. Levent abinin yumurtalarım artık. Evet. Nerede onlar? Yumurtaları kaybetti. Şok şok şok. Müşteri yumurtalarını koca gardırop olunca bayağı da ağır oluyor bu. Yani o pistonun o kadar büyük olması çok normal. Şöyle pistonu da göstereyim arkadaşlar. O piston dediğimiz yani bildiğiniz piston bakın şu arkadaki. Şöyle aşağı doğru demiri uzanıyor. Çimuka'daki ufacık. Buna bayağı, göre. Bayağı büyük bir pistonu var. Bunlar neymiş? 5. Ah 5 burası tamam. Ya önündekini aldım doğru ya. Bir an ben de şaşırdım. Bunlar neymiş? 3. 3, 5. Bu 5 artı bu evet. Sen 5'i alacaksın şimdi. 3, 5 ve 5 artı. Evet gel bakalım. Hop Levent abi. Levent abinin de ne kadar yumurtası var. Önceki cücülerin de hepsini büyütüyormuş bu arada. Kayıpsız. Kayıp. Birkaç tane olmuş. Şöyle bir teyit edelim. Levent Bey yazmışım direkt kayıtlı diye. Artık çıkım sepeti de alıp geliyorum hemen. Bir tane çıkım sepeti az geldi tabi. Şimdi bakalım bu viol kaç tane almış? 3, 6, 8, 2,
4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İbo burada net 80 tane yumurta var. Doğru, öyle bir şey getirmişler. Levent abi 80 tane mi yumurta getirmişti? Şu an aklımda yok ama işte ne getirmiş? Hadi şey yüklerde... Benim telefonumda şu an. Videoyu da onunla çekiyoruz. Şimdi yine bu sepeti de tamamlayayım. Aynen. Zaten karışma durumu yok. Bunların hepsi light sussex. Şunu da atayım. Aha 1-0. Şimdi bu... Şimdi şunları şu böyle dizelim. Aynen. Kırılmadan. Aynen. Çünkü bu müşteri yumurtalarını arkadaşlar sizlere teslim ediyoruz. Almazlarsa bizim artık üretimdeki hayvanlara gidecek. Evet. Biliyorsunuz benim çılgın planlarım var üretim konusunda. Biz demiştik ama zaten. Bütün yanlışlar yapılmıştı. Doğrular yapınca çıkmaz. Bu iş böyle terstir. Ama bak bu yumurtalar da ekstra temiz ya. Evet. Levent abi tüy zamanındaki yumurtalar mıdır? Bir müşterimiz daha geldi. İbo bu akşam sorucuların geliyor. Vallahi gelip gitmesi biri oldu ya. Normalde yemek yerken ve... Levent Bey 80 yumurta yazmışım. Evet. 11-11-21'de yüklenmiş. Gün ama... tutuyor değil mi abi? Aynen. Ben şimdi o kadar hızlı hesaplayamadım kafadan. Ne zaman yüklenmiş dedin? 11-11. Tamam bugün 29 işte. Heh tabii 18 gün doğru. Aslında var hesaplayamıyor değil de bizde matematiğe karşı bir şey var ya. Yapmak istemiyoruz. Artık 15'te 5'i hesap makinesinden toplar oldu. İşte beyin şey yapıyor. Tembelleşiyor yapmadıkça. Beyin çalışmıyor mu diye. Yok yapmadıkça tembelleşiyor. Aynen, harbiden öyle ya. Ufak hesapları bile artık şeyden yapmaya başladı. Oyunu da çatlakmış. Aynen, ha, yok. Yok. İp şeyi İp. Aynen saman varmış. Yok yine kötü değil ama ya. Şu an ilk performansa göre değerlendirince bir tık düşük. Kaç tane varmış orada? Yani 150'nin üstünde çok üstü. Yok yok üstü elinin çok üstü. Şimdi bu sepet tamam. Bunu hemen atıyorum. Soğumasın. Şu kapağını da alayım. Levent abi de sussex'leri büyütüp bize getirecek belki de. Satarız falan demişti. Sussex falan oluyor. Oluyor. Biraz büyütebilirse. İsteyenlere de buradan duyurulur. Orijinal sussex. Light sussex. Kalite. Tabii anaçları görmedim ama bu yumurta direkt kırıkmış. Evet. İyi yine maşallah. Ben korkmuştum ilk yumurtalar şey çıkınca. O ilkten denk geldi işte. Yarın buraya bir tane tüp alıyorum. Bir tane tencere haşlıyorum yumurtaları. Evet, durum toparladı İbo. Aynen, burası güzel çıktı. Levent abi de İstanbul'dan geliyor ta buraya. Sağ olsun. İşte hobi. Bayağı gevşek gevşek koyuyorsun İbo. Makinen boş ya. Makine boş, rahat rahat çıksınlar. Makine boş derken çıkım makinesi boş şu an. Ben gösterdim diğer makineyi. Çıkım gösterdim. Denk gelmedi yani gelişim. Ya normalde pazartesi perşembe yapıyoruz arkadaşlar ki. Makine tam boşalıyor. Temizliği yapılıp diğer yumurtalar giriyor. Yani sistemli. Hani öyle tesadüf olma durumu yok. Yani bizim kendi yumurtalarımız olsa sadece bence bu kadar uğraşmayız. Kesin bir tembellik yapar. Makine temizlemeden atarız belki peşine bir gün bekletip. Ama müşteri yumurtası olunca arkadaşlar emanet diye. Ya aslında etkilemiyor ama işte yine de sonuçta bir hizmet veriyorsan iyi olmak zorunda. Ya birçok çıkımcı aynı makinede yani gelişim çıkım yapıyor. Olsun. Düşünürsen. Biz kendimizi piyasanın farklı bir yerinde konumlandırdık bence. Hizmet açısından. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sen bir şey düşünmüyor musun? Ben bir şey düşünüyorum. Öyleyse varım falan. Ya şöyle hani biz bütün ticaretlerimize bunu söyledik zaten hani. Şey yapmayalım dedik. Tabii ki para kazanmak için yapıyoruz ama para kazanmak için de yanlışı yapmayalım.
Sen doğru yap, parayı kazanırsın. Evet. Yani mantığımız o arkadaşlar. Evet, şimdi sayıyorum ben. Sen onları say, yükle. Ben onları atayım abi. Şimdi Levent abi. 80'de 10 tane falan boş herhalde. 3, 6, 8, 10, 14. %20 boş olsa 16 yapar. %80 üzerinde doluluk oranı var. İyi yine. Süper. Kötü başladı ama. Aynen, toparladı. Yani içinde bir tane trip var. O %5 falan direkt zaten etkiliyor. Ya işte diyorum ya, 16 olsa %20 yapar. Şu an 15, %82 falan doluluk oranı var. Herhalde %80 garanti versen bu elinde yumurta kalmaz. Ki biz hani şu an kalmıyor zaten. Biz şey yapıyoruz şu an arkadaşlar, dükkandan gelip alanlara %70. Ben 60 diyorum. Ben 70 diyorum. Kime denk gelirseniz. %70 dükkandan gelip alanlara, kargoyla gidene garanti yok arkadaşlar. Çok sallanıyor. Otobüste de olursa %50 döl garantisi veriyoruz. Videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yumurtayı getir, cikciği götür. Olay bu kadar basit. Hoşçakalın.